üniversite mensupları, basınımızın güzide üyeleri ve sevgili misafirler. Bugün burada Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için bugüne kadar katkı ve desteklerini esirgemeyen kurumlara, kişilere teşekkür ve ödül törenimiz için toplanmış bulunuyoruz. Açılış ve karşılama konuşmaları, ödül törenimiz, tensipler halinde ilçe protokolümüzün konuşmaları ve kapanış. Üniversite mensupları, basınımızın güzide mensupları ve sevgili misafirler. Öncelikle bu anlamlı etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Okulumuza hoş geldiniz. YÖK'ün 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında onaylanarak 3 bölüm ve 7 program ile ilçemizin ikinci üniversitesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Başta Sayın Rektörümüz ve üniversite yönetimimizin desteği ve üstün gayretleriyle hızlı bir yapılanma süreci geçirdik. Okulumuza bağlı bölüm ve programların açılması için gerekli izinler, personel atamaları ve binamızın tadilat süreçleri kısa sürede başarıyla gerçekleşti. Akademik kadromuzda şu anda 6 doktor öğretim üyesi ve 7 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 13 öğretim elemanımız bulunmakta. Yeni açılacak programlarımızla öğretim elemanı sayımız daha da artacak. Geçtiğimiz tercih döneminde dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi programı ile fizyoterapi programına ilk öğrenci alımlarını gerçekleştirdik. Her iki programımızda tercih edilen ve ihtiyaç duyulan programlar olduğu için %100 doluluk oranına ulaştık. Size teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Duygu Perçinlendirsi kürsüye davet ediyorum. Hepiniz açılış törenimize hoş geldiniz. Benim bu törende konuşmamın özel bir sebebi var tabii. Aslında çok yeri yok bir rektör yardımcısının konuşmasının ama benim için bir programın çok önemli bir yeri var. Tavşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda açmış olduğumuz dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi programı benim bizzat göz bebeğim doğrusunu isterseniz. O yüzden özellikle bu konuşmayı yapmayı çok arzu ettim. Ben 22 yıldır dezenfeksiyon sterilizasyon alanında bizzat çalışıyorum. Bu alana hizmet veriyorum. Son 5 yıldır Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Kurumsal bir dernek. Ve Dünya Sterilizasyon Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesiyim. 3 yıldır başkan yardımcılığını yaptıktan sonra. Dolayısıyla bu son 22 yıl içerisinde alanda dezenfeksiyon sterilizasyon anlamında eğitim eksiğinin ne kadar büyük olduğunu gözlemleme şansım oldu ve çözümler üretme şansım oldu. Bu anlamda ben rektör hocama özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu eğitim eksiğini, eğitimli sağlık teknikleri yetiştirme ihtiyacını dezenfeksiyon sterilizasyon alanında kendisiyle paylaştığımda bu vizyonu gördü ve paylaştı ve bu okulun açılması için de bizzat uğraştı. O yüzden ben özellikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu program sadece Türkiye'de değil, dünyada ilklerden bir tanesi. Bu anlamda çok kıymetli bir program. Her üniversitede bulabileceğimiz bir program değil, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsis teknikerli programı. Normalde bu alanda ne kadar herkesin bilgisi var bilmiyorum ama bu Covid pandemisine kadar dezenfeksiyon, sterilizasyon aslında hiç kimsenin bilmediği bir konuydu. Genellikle işte temizlik personeli tarafından yürütülen bir hizmet şeklinde giderdi hastanelerde. Ama bizim bir sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımız çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ile ortak yaptığımız sertifikasyon programları sayesinde hastanelerde sterilizasyon ünitelerinde çalışan personelin mezuniyet sonrası eğitimine ciddi bir katkı sağladık ama mezuniyet sonrası eğitim asla bir ön lisans, lisans eğitimi kadar alana hizmet etmiyor. Bunun da bilincindeydik. Ve bu nedenle de bir ön lisans programıyla bu alana katkı sağlamak istedik. Bence çok değerli bir program oldu ve dünyada da bir ilk olduğunu belki Zübeyde Hanım da bizimle paylaşacaktır. Çünkü dünyada böyle bir program.
yok aslında. Bu anlamda çok değerli. Okulu açtıktan sonra tabii bir takım ihtiyaçlarımız oldu. Hastanelerde biz öğrencilerimizi uygulamaya göndereceğiz ama bizim okulda da bir takım uygulamalar yaptırabiliyor olmamız gerekiyordu. Bu anlamda da cihazlara ihtiyacımız vardı. Firmalarda ben iletişime geçtim bu alanda hizmet veren firmalarla. Ve bu firmalardan ilk cevap veren ASP firması oldu. Niye size ikinci el cihaz verelim, size sıfır bir cihaz getireceğiz diye söz verdi ve getirdi. Konuşmalarından dolayı vektör yardımcımıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere ASP firmasından Zübeyde Diepenbrock Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. ASP firması adına, tüm ekibim adına biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat yakaladığımız dolayı. Bu proje Duygu Hanım dediği gibi dünyada ilklerden biri. Böyle bir okul. Bu projeye bu katkı sağladığımızdan dolayı çok gururluyuz ve çok sevinçliyiz. Umarım eğitiminiz başarılı olur. Güzel öğrenciler eğitirsiniz. Ve size bu cihazı hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Vural Kabuncu'yu kürsüye davet ediyorum. Evet, bakalım. Değerli başsavcım, belediye başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanımız, başhekimlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, öğretim elemanlarımız, mensuplarımız ve bizi dinleyen şu anda öğrencilerimiz, değerli misafirler, çok değerli basın. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Okulumuzda, üniversitemizde sizi görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bir azile uğradık. Bugün elektrikler şu anda olmadığı için belki bazı aksamalar var, kusura bakmayın. Aslında karışık duygular da var. Bu binayı tavşanlar bilir. 50'li yıllarda ortaokul olarak büyük bir gayretle yapılan ve eğitim yuvası olarak tavşanların bizzat içinde bulunduğu bir gayretle yapılan bir bina. Senelerce bu özelliğiyle eğitim verdiği nice öğrenciler buradan yetişti. Tabii okul ihtiyaçları farklılık gösterince daha sonra burası değişik şekillerde kullanmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi kütüphane olarak da burası kullanıldı. Aynı zamanda Dumpınar Üniversitesi'nin de Tavşan'daki ilk kuruluşuna misafirlik yapan bir binadır. Daha sonrasında ise yine eğitimle ilgili ilçe milli eğitime burası tahsis edildi. Ve en nihayetinde de Kütahya Tavşanlı'mızda ikinci üniversite olarak yeni sağlık üniversitesinin filizlenmesi aşamasında da şu anda inşallah bir hizmet vermiş olacak. Dolayısıyla bina aynı fonksiyonu devam ettiriyor. Üniversitenin aslında üniversitelerin bilim ve araştırma dışındaki en önemli misyonlarından birisi de alanlarında yetkin meslek elemanlarını yetiştirmek. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi isminden de anlaşılacağı gibi bir sağlık üniversitesi, sağlık temalı bir üniversite. Esasen bunun özel karşılıkları, vakıf üniversiteleri karşılığı olmakla birlikte devlet karşılığı itibariyle de ilk teşebbüslerden bir tanesi. Şu anda Türkiye'de 3 tane sağlık devlet üniversitesi var. Yani bize bir özel görev verildi. Siz bu alanda uğraşın, bu alanda çalışın diye. Ve biz de bu anlamda stratejimizi belirlerken, eğitim vereceğimiz alanları seçerken sadece günümüze değil, geleceğe de bakarak karar veriyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimizin iş bulabilirliği artıyor, hem de ülkemizdeki sağlıkta gereken iş gücünü, bugünü ve yarını bu şekilde de karşılayabiliyoruz. Üniversitemiz kurulduğunda tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakülteleri olmak üzere 3 fakülte aktif olarak Gediz ve Simay ilçelerimizde de 2 adet meslek yüksek okuluna sahipti. Bu gelişme planı içerisinde Tavşanlı'da da biz bir okul açmayı planlamıştık. Ve bununla ilgili bu kararımızı 2020 başında aldıktan hemen sonra çok hızlı hareket ederek bir yıl içinde bu olanlar sıfırdan bu noktaya geldik. Tabii bu çok önemli bir sıra dışı bir süreçti bu. Bunu sıra dışı kılan Tavşanlı'da
üniversitemize bağlı bir meslek yüksekokulunun açılması ve programların kabul edilmesi, yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilmesi ilk aşamaydı. Tüzel kişiliğini oluşturmuş olduk. Daha sonra hızlı bir şekilde bir bina arayışına girdik ve şu anda bahsettiğim ilçe milli eğitimin görev yaptığı, faaliyet gösterdiği bu binayı ilçe protokolümüze birlikte en uygun bina olarak kabul edip bununla ilgili çalışmaya başladık. Tabii ilçe milli eğitim de mağdur edilmedi. Vaadimiz nezdinde hemen bildiğiniz üzere yan tarafta bir başka bina restore edildi. Bu binada da kendi eğitim amaçlarımıza uygun olarak yeni bir restorasyon da gerçekleştirdik. Yeni diğer bir başarı noktası bu çok hızlı yapılanmayla birlikte öğretim elemanlarının kadroların açılması, atanmaları ve yükseköğretim kurulundan da ilk iki bölüm için izin öğrencisinin alınmış olmasıydı. Ve biz eğitimimizi açtığımız yerleri nitelikli ve kaliteli yapma konusunda biz kararlıyız. Yani verdiğimiz eğitimin, diplomanın arkasında olacağımızı, Türkiye'de en iyi yerlerden olmayı taahhüt ettiğimizi söyleyebilirim. Yani hedefimiz öğrencilerin rastgele bir tercih olarak şu branşı ben yazıyorum, nerede de var, Tavşan'da da var, orada da var şeklinde değil de ya ben şu bölüm istiyorum, nerede var? Ya bu Tavşan'da var. Ya da bu bölüm, Tavşan'daki bölüm çok iyi. Orada iyi eğitim veriyorlar, iyi bir altyapısı var. Ben onun için tercih ediyorum diyerek, tercih ederek buraya gelmelerini biz arzu ediyoruz. Ve bu anlamda da ilk 80 öğrencimizi aldık. Ancak pandemi nedeniyle sadece şu anda bilgisayarda eğitimimizi, uzaktan eğitimimizi devam ediyoruz. Tabii bu sürecin bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tek başımıza gayretimiz olmadı. Burada katkısı olanlar, büyüğünden küçüğüne her türlü katkıyı ve desteği ne kadar önemsediğimizi ifade etmek ve üniversitemiz adına şükranlarımızı sunmak için de zaten onun için de buradayız. Burada sadece bu tören için İsviçre'den gelen uluslararası ASM firması temsilcisi Zübeyde Hanım, yine aynı firmanın İstanbul temsilcisi Ali Bey ile kurulumu gerçekleştiren Türkiye distribütörlerine özel bir parantez açmak istiyorum. ASP firması, ileri sterilizasyon cihazları tasarlayan ve üreten, uluslararası ticari prestiji ve tanınırlığı çok yüksek olan bir firma. Yine ne şanslıyız ki, Kütahya'nın öz evladı olan ve hala üniversitemizde rektör yardımcılığı görevi yürüten Profesör Doktor Duygu Perçin Reandes hocamız, Dezenfeksiyon Sterilizasyon Antisepsi Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra, uluslararası bir dernek olan World Federation for Hospital Sterilization Sciences, başkan yardımcılığı görevinde yürütmektedir. Bu donanımı ile birlikte Tavşanlı'da aynısı bu programın açılmasına öncülük yaptı. Bir nevi bu programında hamisi oldu. Bu sorunu içerisinde ASP firması aracılığıyla program öğrencilerinin en ileri eğitim alabilecekleri bir laboratuvara sahip olmamızı da sağladı. Bu nedenle huzurlarınıza kendisine teşekkürümü borç bilirim. Şunu da hemen belirteyim. Bunu belirtmekte yarar var. Burada bulunan cihaz ileri teknoloji olması dolayısıyla biraz evvel başhekimimizden de teyit ettim. Kütahya'daki sağlık tesislerinde henüz bulunmayan bir cihaz. Yaklaşık piyasa değeri de 60 bin dolar civarında olan bir cihazdır. Biz üniversitemizin sadece bu alanda değil, her bir alanda eğitiminin en üst düzeyde olmasını planlıyoruz. Ve Tavşanlı Sağlık Hizmetleri de üniversitemizin bu misyonunun hayat bulmasındaki önemli kanıtlardan biridir. Sadece bu bölüm değil, şu anda açık olan diğer bölümümüz ve planladığımız diğer bölümümüz için her bir alanda yetkin, çok donanımlı bir eğitim kadromuz var. Ülkemizin değişik köşelerinden gelmekle birlikte çok kısa sürede Tavşanlı'yı, okulların ve öğrencilerini çok sevdiler. Üniversitelerde genelde ilçelere yapılan görevlendirmeler, öğretim elemanları tarafından çok sempatik karşılandı. Ancak burada farklı bir durum var. Hocalarımız Tavşanlı'nın güzelliklerini, lezzetlerini ve kendi has sosyal ortamını çoktan keşfetmişler. Doğma büyüme Tavşanlı olmama rağmen zaman zaman benim bile bilmediğim bazı bilgileri bana da aktarıyorlar. Diğer bir unsur ise öğrencilerimiz için yeterli kapasite ve kalitede uygulama alanlarına sahip olmamız. Bir usta çırak ilişkisi şeklinde öğrenilen sağlık meslekleri için bu nokta çok önemlidir. İşte okulda kurduğumuz laboratuvarlar,
Aynı zamanda fizyoterapi için de bir diğer atölyemizi göreceksiniz. Ve işte ilçemizde bulunan tam donanımlı bir Tavşanlı Devlet Hastanesi, Sağlık Yaşam Merkezi, Ağız Sağlığı Merkezi ve çok yakında hizmete girecek olan Tavşanlı Fizik Terapi ve Rehabilitasyon Hastanemiz. Bu anlamda öğrencilerimizi şanslı olarak gördüğümü belirtmek isterim. Kişisel gözlemim, maalesef ülkemizde bu altyapıyı henüz tamamlamadan program açan bazı yerlerde öğrencilerimiz, öğrenciler salonlardan eğitim olarak da maalesef mezun olmaktadır. Ama Tavşanlı'nın bu noktada önemli bir ayrıcalığı, üniversitemizin diğer birinin olduğunu söylemek istedim. Ancak bizi en çok sınırlayacak konu fiziksel mekan kısıtlılığı. Bu eğitim binası sadece iki programın birinci sınıfları için yeterli olacak. İlimizdeki hastane ve sağlık merkezlerindeki bazı alanların da kullanılması ile en çok 4 program için eğitim altyapısı sağlayabiliyoruz. Halbuki şu anda bile elimizde açılması izin verilmiş daha ilave toplam 6 programımız var. Eğer bir kampüs alanımız ve eğitim binalarımız olsa kısa sürede bu programları aktif hale getirmemiz ve ilçeye ciddi bir katkı sağlamamız mümkün olacak. Söylemek isterim ki yerel erklerin katkıları ile Gediz ve Simav ilçelerimizde bu anlamda önemli mesafeler kaydettik. İki ilçemizde de kampüs alanlarımıza da kavuşmuş durumdayız. Açıkça ifade edeyim. Nerede imkan bulursak en hızlı ve en çok o ilçemizde büyüyeceğiz. Tavşanlı idarecilerimize ve erklerimize bu vesileyle mesajımı iletmek istedim. Bize tercihen şehir içinde olmak üzere bir kampüs alanı tahsisine ardından da binalarımızın yapılmasına ihtiyacımız var. Bunun için yerelden çözüm veriyoruz. Ben bu anlamda okulumuzun bugün bu ödül değerleme törenlerinin bu tanıtıma ve bu farkındalığa vesile olmasını ve gelecek pandemisiz günlerde öğrencilerimizi yüz yüze eğitim alarak ilçemizin öğrenciyi çok daha ve üniversitemizi yerinde hissetmesini ümit ediyorum, temenni ediyorum. Bu duygularla tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi ödül törenimize geçiyoruz. Ödüllerini almak üzere ASP firmasından Zübeyde Dilkın Fırak Hanım'ı, ASP firmasından Ali Balahoroğlu'nu ve Prima Medical firmasından Serkan Mercan Bey'i kürsüye davet ediyorum. Nasıl? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamlı, Sayın Başsavcım, sizleri Tavşanlı'da uğramaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Evet, Tavşanlı'da Kaya Sağlık Bilimler Üniversitesi'nin bir meslek olarak başlamıştı 2 bölüm ama daha sonra anlatıldığı şekilde 8 bölüme kadar çıkacak olan değerli bir yatırımın öncülüğünü yapan hemşehrimiz, eski dönem Kütahya milletvekilimiz ve sevdiğimiz, saydığımız hocamız Ural Poyuncu hocamıza ben huzurunuza teşekkürümü borçluyorum. İlçelerde üniversitenin farklı kollarının varlığı bu ilçeye aynı zamanda eğitim anlamındaki bir değişikliği, ayrıntılığı, zenginliği ve de o ilçede yaşayan insanların dışarıdan gelen öğrencilere bakışındaki bir mertliği, misafirperverliği, perverliği ön plana çıkıyor. Ülkenin gelişiminde bu tür çocuklar gittikleri yörelerdeki sosyal doku ile birlikte, örf anene ile birlikte sahip oldukları değerlerini yaşatma imkanına da sahip olurlar. Bir nevi Tavşanlı'nın hemşehrisi konumunda, geri geldiği zaman bir avukatı konumunda halledilirler. Bu manada böyle bir okulun özellikle biz tıbbi anlamda pek fazla bilgi sahibi değiliz ama özellikle rektör yardımcısı Zübeyde Hanım'ın anlattığı şekliyle Türkiye'de ender sayılabilecek ve ilk olabilecek bölümlerden bir tanesinin Tavşanlı'da açılması bize ayrıca mutluluk veriyor. Ben emeğe geçen tüm çalışanlara rektör hocamızın üzerinden teşekkür bir borç veriyorum. Allah beni 40 yıl hatırladı zaten. Şimdi başlangıçta siz ömürlük bir alet verdiniz burada, makine verdiniz.
Görmedim. Binamızın restorasyon işlerinde iş gücü ve iş makinesi desteği sağlayan Kuruçay Belediye Başkanımız Erhan Demiray'ı kürsüye davet ediyorum. Milletvekili vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Cem Algın'ı davet ediyorum. Fotoğrafınız. Sanat ruhunu okulumuza yansıtmak amacıyla okulumuza özel bir yağlı boya resmi yaparak hediye eden merhum Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi Hidayet Şen'e plaketini ulaştırmak üzere okul müdürümüz İsmail Saraçoğlu'nu davet ediyorum. Plaketini vermek üzere üniversitemiz genel sekreteri Kutlu Oynalı'nı davet ediyorum. Büyük usta, ressam merhum Abdullah Kaptak'ın koleksiyonundan değerli eserini okulumuza hediye eden merhum Abdullah Kaptak'ın oğlu Sayın Kaptak'ı kürsüye davet ediyorum. Bize bu mutlu günü yaşatan, tavşanlığımıza güzel eseri kazandıran Sayın Rektörüm Vural Kavuncu Bey'e çok teşekkür ediyorum bu durumda. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başsavcım, hocam, belediye başkanım. Böyle bir eseri, böyle bir eğitim yuvasını bize tavşanlığa kazandıran rektör hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte beraber olmaya çalıştık. Geçtiğimiz dönemde. Malum bu yapı tarihi bir dokusuyla eğitim yuvası olarak senelerdir hizmet verdi. Ve bundan sonraki dönemde de inşallah bu anlamda hizmet vermeye devam edecek. Şimdi önümüzdeki dönemde rektör hocamın da söylediği gibi bu yuvanın, bu eğitim yuvasının daha da büyümesi adına yapılacak elbette işlerimiz var. Başta kaymakamımız olmak kaydıyla, belediye başkanımız olmak kaydıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber böyle bir eğitim yuvasının büyümesi için, büyütülmesi için ne gerekiyorsa biz elimizden geldiği kadarıyla katkıda bulunmaya çalışacağız inşallah. Ve biz rektör hocama ayrıca tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Böyle hakikaten nitelikli bir eğitim noktasında çabalarını da ısrarla vurguluyor, ısrarla bunu da biz görüyoruz. Ben böyle bir yuvanın tavşanımıza kazandırıldığı için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Okul binamızın tadilatı sürecinde dekorasyon malzemesi desteği vererek katkı sağlayan ve şu anda aramızda bulunamayan Tarket firmasına ödülünü ulaştırmak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanımız Hüseyin Şen'i kürsüye davet ediyorum. Bilgisini vermek üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sabahattin Altıntaş'ı davet ediyorum. Yani burada birebir bir terapistin kendisi ilgilendiğini. Bu gördüğünüz alt taraftaki zeminler hastaların için güvenlikli özel bir psikoloji zeminidir. Hissetmişsinizdir. Sert değil. Yaralanmayı önleyecek, kaymayı önleyecek olan bir sistem. Bu çok yeni Türkiye için. Dünya için bilinen bir şey. Allah hayırlısını eylesin. Bunu öğrencilerimiz dikkatli izliyor şu anda. Yukarıda sınıflarımızdan burada da var birkaç sınıf. Eğer kısa bir bakınız ayırsanız yukarıda da.